Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yepyeni bir Foot Draft videosuyla beraberiz. FIFA 18'de yapıyordum, 19'da yapıyordum, FIFA 20'de pek yapmadım, 21'de tekrar deneyeceğiz. Foot Draft'ta kurabileceğimiz en yüksek ratingli kadroyu kurmaya çalışacağız. Şu an yanılmıyorsam YouTube'da rekor 191. Hani yabancıların videolarını gördüm, Türkiye'de yapan var mı bilmiyorum bunu artık ama eskiden bayağı bir deniyordum. En fazla 2 kez 194 yapmıştım yanılmıyorsam. Bakalım burada 191 bulabilir miyiz? Ve bunun haricinde arkadaşlar, Foot Draft'a başlamadan şu etkinlikten bahsetmek istiyorum. Foot 21 ya olursa, yani what if, bu yeni kartlar geldi, yeni bir etkinlik var. Bu etkinlikle gelen oyuncuları da ekranlara getiriyorum şu an. Gördüğünüz ratinglere artı 2 overall gelme ihtimali var. Nasıl oluyor? Forvetler ve orta sahaların takımları kendi liglerinde 5 maçta 6 gol atarlarsa artı 2 overall boost alacaklar. Defans ve kaleciler de 5 maçta bir tane gol yenmeyen maç çıkarabilirlerse takımları, onlara da artı 2 overall gelecek. Yani çok güçlü, çok sağlam kartlar gelebilir. Bu sağ tarafta gördüğünüz fer kartını ben kendim yaptım. Kadro kurma görevlerinde çok da fazla para tutmuyor. 84'lük bir kadro gerekiyor ve oldukça da sağlam bir kart. Hani defansif çalışma oranı yüksek. Bu adam geride kalacak. Şutu da fena değil aslında. Şut gücü 96, uzaktan şut 82. Ama pek böyle ofansif bir oyuncu değil. Ben mesela gölge bastım. Daha çok defansif özellikleri inanılmaz oluyor. Savunması neredeyse fulleniyor. Kendisi 1.88 boyunda, büyük cüsseli. O yönden de iyi bir kart bence. Benim kadrom da böyle bu arada. Çok değişik kartlarım var benim. Hani Premier Lig olsun, İtalyan çok var. Bir tane Bruno Guimaraes var burada Fransa'dan. Şu anki kadrom yarı Hollandalı, yarı Alman. Bugünkü yapacağımız draft kadrosuyla da sona kadar gitmeye çalışacağım. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Wendell var, Rafinha var. Onlar biraz pahalı gibi, pek tavsiye etmem ama görevlerde bedavaya kazanabileceğiniz Caputo var. Serie A kadroları kullanarak. Ondan sonra Timothy Weah geldi. 72, bu yeni geldi. Hiç de zor değil. Gümüş lobide 3 tane galibiyet alıp 8 gol 6 asist yapmanız gerekiyor. Bunu belki yaparım kendimde. Gümüş oyuncular kullanınca buradan nadir mega paket de kazanabilirsiniz. Böyle fırsatlar var önünüzde. Şimdi biz oyna diyeceğiz, online draft diyeceğiz, vereceğimiz 15K'yı geri alabilecek miyiz onu merak ediyorum ya da daha da fazlasını alabilecek miyiz? What if kartı gelir mi? Dizilişler geldi. Burada iş yapan benim en sevdiğim kadro 4-4-2 Rölanti arkadaşlar. Bununla oynayabiliyorum bu senenin oyununa göre, o yüzden bunu seçeceğim. Belki bilmiyorum, diğerleri daha iyi olabilirdi en yüksek reytingli açısından ama burada ne yapacağız? Sağ kanat Kulusevski, fena değil aslında. Roberto Baggio da var, severim kendisini. Cılız mılız ama forvette deneyebilir mi arkadaşlar? Çevikliği düşük gerçi ya, bilmiyorum ama yani Hunter basılmış. Alacağım Baggio kralı, severdim kendisini zamanında. Sağ orta sahadan devam edeceğiz. Yüksek reytingli istiyoruz. Bukayo Saka geldi. Oo, oyunun en iyi sağ orta sahalarından. Bukayo Saka dehşet. Future Stars kartı ve 95 Messi, 93 Ronaldo. Yani yüksek reyting yapmaya çalışmasaydım Ronaldo'yu alırdım. Belki Totti kartı çıkar hala. O yüzden ben burada Messi'yi almak istiyorum. Ne kadar da mantıksız olsa da yüksek reytingden devam etmemiz lazım. Hem rekor hem de güzel kadro. Lütfen, ah be, kötü kötü oyuncular geldi. Şu elemanı alacağım, hiçbir işime yaramayacak. Alman liginden aldım, hiçbiri uymuyordu. Ve Joshua Kimmich 89. Kimmich'i alacağım. Sol orta saha, güzel bir şey ver diyeceğim de ah be, berbat geldi. Burada Boga'yı alacağım da pek bir fark, bir şey ifade etmiyor. Ve sol beke geldik. Sol bekte Ferland Mendy. Van Aanholt var. Ferland Mendy ondan daha sağlam sanki ya. Harbiden dümdüz bir Ferland Mendy. Van Aanholt'tan daha sağlam. Ben Mendy'yi alacağım. Ve stopere geldik. Zaten Fransız kimyalaması da daha kolay. Stoperde arkadaş bir yüksek kart ver artık. Yani Totti Moti var ya. Ferland Mendy'yi hem kimyalıyoruz hem de Bundesliga kartı alıyorum ki Kimmich'le de uyum sağlasın. Kaleci berbat. Arkadaş çok kötü ya, rekor kıracağız dedik, berbat berbat kartlar geldi. Sen gel kral. Stoper. Hadi abi Totti. Lütfen Lönley'i alacağım, hız basılı. Sağ bek. Totti. Totti. Cancelo. Cancelo yalnız çok iyi, çok iyi geldi, güzel güzel, buraya uyum sağladı. Tamam, artık yedeklerden umduğumuzu bulmaya çalışıyoruz. Sol beke sağlam bir Theo Hernandez geldi. Onu alacağım ben. Yani Ferland Mendy'den daha da iyi olduğu için alıyorum.
Şöyle hemen bir sonraki oyuncumuz. Totti yok. Burada Ndidi'yi almak zorundayım. Orta sahayı biraz daha fazla Premier Lig'e çevirmemiz lazım Saka için. Gel abi. Gel bir Totti gel. Totti'lere bakın. Valverde sen gel. Valverde'yi de bilmiyorum. Messi'yi belki değiştiririz sonra. Ve bir sonraki kart. Aha Salah geldi 92. Gel kral gel. Artık reytinge bakmamız lazım. Bu Salah Bukayo Saka'dan daha mı iyi acaba? Onu da bilmiyorum. Berbat kartlar. 77 reyting gel. Önemli değil. Önemli de olabilir gerçi kimya için. Ve Alfonso Davies 99 hız. Ben Yedder. Arnold. Oraya kimya için gerek olabilir. Ben burada Arnold'u alacağım arkadaşlar. Çünkü daha yüksek reytingli bir sağ bekimiz olmuş oluyor. Ve Bukayo Saka'yla da İngiliz oldukları için daha iyi bir kimya yakalıyorlar. Devam abi. Diaby 86, Martinez 87. Sol orta sahaya ihtiyacım olduğu için Diaby'yi alacağım ben burada. Şöyle de yaparsak hem de Alman. Bize bir tane farklı forvet lazım Messi'den. Şimdi Bruno Fernandes, keşke Totti kartın gelseydi be kral. Bruno Fernandes'i alsak, alalım alalım, bir şey yaparız. Devam edelim. Forvete bir tane Premier Lig forveti lazım. Derken gelmedi. Oyarzabal reis geldi. Kubo. Oyarzabal'ı alacağım. Hem Messi'yi de kimya alıyor bir şekilde. Ve Totti'lere bakın. Totti'lere. Ake. Davut. Ake'yi almam lazım. Şöyle daha iyi bir kimya oluşturuyoruz. Kaleye de bir tane Premier Lig kalecisi gerekiyor. Yani burada rekoru kıramayacağız gibi görünüyor. Ve berbat berbat oyuncular geliyor arkadaşlar. Montoya'yı alacağım. Çünkü Oyarzabal'la belki kimyalarız, bir şey yaparız. Ve yedek kaleci, Premier Lig kalecisi gelsin. İkon gelsin. Allah'tan Premier Lig kalecisi geldi. Loris geldi. Hem de Fransız olması da bir artı. Bakın orada mükemmel oldu. Evet, Loris'i almak zorundayım. Loris'i de koyarsak burada kimyamız mükemmel olmuş oluyor. Şimdi bunu hemen bir düzeltelim. Joao Cancelo ile Ake'yi 10 kimya yapıyorum. A few moments later. Ve gördüğünüz üzere 187'ye geldik arkadaşlar. Herkes de 10 kimyada. Bir tek burada Valverde 10 kimyada değil. Onun yerine de farklı bir oyuncu ne yazık ki koyamıyorum. Şöyle bir bug'lı şekilde Messi'yi kadro dışı bırakınca 188 oluyor arkadaşlar. Ama ne yazık ki rekor mekor kıramıyoruz. Ama en verimli kadro şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela buraya ben ne yapabilirim? Theo Hernandez'i stopere çekebilirim. Sol beke Mendy'yi alabilirim. Diaby 96 koşuyor. Forvet'e de Messi'yi hemen alacağız. Ya da Salah'ı da alabilirim Forvet'e. Hocamızı da seçelim. Evet, şu Fransız dayı geldiği için %100 kimyaya gelebiliyoruz. Resmi bir şekilde 187 yaptık arkadaşlar. Ama bu takımla bakalım 5'te 5, 4'te 4 pardon yapabilir miyiz? Evet, ilk rakibimiz Lyon FC. PlayStation 5'te çok hızlı geçiyor burası. O yüzden siz durdurup bakabilirdiniz. Ben tam herkesi göremedim. Hemen durduruyorum. Sol beke Mendy, Hernandez stopere çekiyorum. Talimatları da ayarlamadım. Maçta sonra durdurunca ayarlarım arkadaşlar. İleri çık, geri gel falan. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Ara pası. Bu gol olacak. Bu gol olacak. Roberto Baggio son anda. Abi çok zorlandım bu adama karşı. Bilmiyorum, anlamsızca. Ne oldu, penaltı mı? Penaltı verdik. Aha Neymar. Neymar'ın kafayı görmek biraz daha kolay sanki. Hadi be. Messi. Güzel, 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 güzel. Çok iyi. Lionel Messi. Messi. Hocam penaltı yani. Free kick. Messi. Aha. Diaby. Salah. Aha gol. Aha Salah kendine duvar pası verdi. Hep defansta ona şans geliyordu. Şimdi bize şans var. Salah. Salah ve Saka 3-1. Bu iş burada bitti. Saka uff. Messi 4. Uzatmalara gitmesi bu maçın saçmaydı, bilmiyorum. İlk yarıda neden bitiremedim, anlam veremedim. Oo, ikinci rakibimiz 67 kim ya? Ne yapmış lan bu? Şimdi başta şöyle yapacağım. Mendy oynasın. Lönglü oynasın. Salah'ı getireceğim. Arnold'u da Valverde'nin yerine alacağım. Messi. Bu adam neyin nesi? Müthiş gol. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Lionel Messi. Bu adam neyin nesi? 2. Hadi bakalım ikinci yarı. Bruno Fernandes'i aldım. Ndidi'yi çıkardım.
Alexander Arnold defans, orta saham kalacak. Fernandez, oy, ara pasına gel. Ara pasına gel. Ara pasına gel ve gole gel. Bitti, bitti. Fernandez, Saka. Saka kalesini oynattı. Hadi bay bay. Rage quit geldi arkadaşlar. Aha, üçüncü bir rakip bulduk. 91 kim ya? Bu kez direkt ilk baştan 3 değişikliği de yapacağım. Fernandez, Alexander Arnold, Salah. Mendy de stopere geçiyor. Hatta Mendy değil de Hernandez geçsin, daha uzun boylu. Aha, Baggio kaçtı. Offside yok. Offside yok. Salah. Ay, Salah ne yapıyorsun? 99 bitiricilik. Bu maç çok ağır ya. Golü yedik belli belli. Orada ya free kick'i verecek. Boost geliyor şey olunca, avantaj olunca. Ben öyle gözlemliyorum arkadaşlar bu oyunda. İlk yarı 1-0 mağlubuz. Boleman benden biraz daha güçlü olduğu için ben biraz sürekli baskıda oynayacağım, bakalım. Takım çok yorgun değil. Belki o şekilde yenerim bunu. Messi gol. Aha, benim hemen şunu yazmam lazım abicim. Burası gol olur herhalde. Yes. Güzel, 1-1. Messi kaçar. Messi 2. Bu adam neyin nesi? Messi. Aha. Trent. Messi. Messi 3-1. Hat-trick. Verdiği boşluklara gel. Baggio'ya gel. Uf. 4. Şanslı rakam 4 arkadaşlar. 4-1 bitiyor bu da. 4-1, 4-0, 4-1. Sonunda bir final rakibi de bulduk. 87 kim ya? Hadi bakalım. Umarım iş yaparız. Finali alabiliriz. Bir yarım saat aradım. Şimdi hemen 3 değişikliğimizi de yapalım. Mendy sen şöyle gel. Hernandez sen şöyle gel. Ake çık. Ake'nin yerine buraya Salah'ı alıyoruz. Alexander Arnold defansif orta sahamız. Fernandez de buraya geliyor. Ve Messi, bu adam neyin nesi? Bir daha dersem artık herhalde videoyu kapatacaksınız kesin. Ndidi. Lan bunlar 2 kişiymiş ya. İki kişi olunca zor oluyor ama güzel bir gol buluyoruz. Çok iyi. Oy. Abi gecikme de var, böyle atlıyor oyun. Sürekli sekiyor. Uf, yalnız müthiş pas ve gol. Nasıl oldu lan? Kaleciden nasıl geçti o top? Burada nasıl geçti? Oo, beşlikten. Onlar da merak ettiler galiba. Aha. Yalnız Joao Cancelo. Hadi be. Hadi be. Abi zor zor. İki adam da süper yerlere kaçırıyorlar oyuncuları. Yok arkadaş, yok yok. İnanılmaz. Hiç defans yapamıyorum. Süpersin. Ama şansa gelişti. Şans. İki kişi oldukları için beni yendiler burada. Final maçını kaybettik. Bence bize 15K'mızı geri getirmeyecek ama videonun sonunda bu iki paketi açacağız. Moralim bozuldu bu maça ya. Normal güzel bir bağlantılı iyi bir maç olsa, board geldi en azından. İyi bir şey gelsin. 50K'lık Rashford gelsin. Fransız. Medeo. Matuidi. Berbat. Premium altın oyuncu paketinden en azından bir walkout verirsen sevineceğim. EA Sports. Ve yok. Hiçbir şey yok. Board da yok arkadaşlar. Tabi bu oyuncular iyi para ediyorlar aslında bu aralar. Hani FootDraft'tan da 2-3 maç kazanıyorsanız kaybetmezsiniz diye düşünüyorum. 800-900 ediyorlar çünkü 81 artı pikler var. Olmadı birkaç tane de 81 artı pik yapayım çünkü bu oyuncularla bir şey yapmayacağım. Okey. Yeni. Aha. Yeni dedim. Arkadaşlar paketleri ayarladım. Yuri Berçic'e Vadif oyuncusu geldi. 90 dayanıklılık, güç müç var. Çok iyi ya. Hemen onu seçelim de yanılmadan. Vallahi ilk paketten iyi geldi. Ben 85 artı yükseltme paketi de yaptım da. Neyse arkadaşlar, bir tane atlıyorum. Bir tane aradan bundan 83 Matip. Tamam, gel Matip. Yine fena değil. Yine atlıyorum bir tane. Ve hadi be. Payet'i alalım. Bu nasıl bir FootDraft videosu oldu bilmiyorum arkadaşlar. Yani pick de yapıyoruz. Paket de açacağım. 84 Iago Aspas gayet iyi. Şunu açalım şimdi. Bir what if daha var mı? Aha, 85 Parejo. Bir tane daha pick. Ooo, Ziyech bir 85 daha. Fodder için iyi. Yani kadro kurma görevlerine kullanabileceğim. Ve
Uuu, Bruno Fernandes 87. Müthiş. Ama bunlar tabii satılamıyor arkadaşlar. Ama 2 tane 87. Walkout 2 tane 85, 84, 83, 82. Bence süper picklerdi. Heh, mağazaya geldik. Pardon, benim 85 plus yükseltmem burada. Buna bayağı bir şey verdim. Şimdi öncelikle şu küçük nadir altın oyuncu paketini açacağım. Bir walkout'umuz yok. Ordumuz var en azından. Bu satılabilir. Ah, İspanyola. Kaleci Roma, Paul Lopez. Çağlar oyuncu gelmiş. De Jong, Balbuş. Nadir karışık oyuncu paketinden ne var? Bunda gümüş falan da var. Evet. Ne olan? Board muydu? Yo, hiç. Ben sandım orada board bir şey göründü ama. Neymiş lan? Aa, 83. Board varmış yani. Ben gördüm çünkü yolun sonunda. Aserbi, Kevin Trapp. Ve şimdi geldik walkout'luk pakete. Bunda walkout olması gerekiyor. Yani 86 üstü gelirse walkout biliyorsunuz arkadaşlar. Bundan bir Mbappe, Neymar falan. Bir yüzümüz bir gülsün ya bu draft'ın sonunda. O kötü maçtan sonra. Evet. Soldaki 3. ışık yanmadı. Walkout. Şampiyonlar Ligi mi? Almanya. Tüh. Kaleci Ter Stegen mi? Ter Stegen satılabilir miydi bu? 90 Ter Stegen de yani istediğim adam değil be. Zaten bu paket içinde 91 oblak verdim ben, bir tane satılamaz. Bir nevi geri almış oldum onu. Peşine ne geldi ama? Vadif oyuncusu var mı? Ya Parejo az önce de gelmişti, kopya şimdi. Parejo'yu yok edecek bir kadro kurma görevi bulamadığımdan öylesine bu kadroyu da bir düzenledim. Berç şeyi hani denemek amaçlı, bilmiyorum ne yapmam gerekiyor da sol kanadım yok İspanya'dan. Bir şeyler deneyeceğim ben. Çok teşekkür ederim. Çok farklı bir videoydu. Vadif etkinliğinden Ferimiz var, Berçiçe'miz var. Başka da bir şey çıkmadı. Footdraft'tan da geri paramızı bir nevi aldık. Beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.